Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle güzel bir model çalışması yapacağız birlikte. Modelimizin adı bonbon şekeri örgü modeli. Bazı yerlerde balon veya lollipop diye de adlandırılıyor arkadaşlar. Yapımı çok kolay ve çok güzel duran bir model. Özellikle bebek örgülerine çok güzel duruyor. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor artı 3 ilmek. Sağ ve sol kenarın simetri olabilmesi için 3 ilmek ekliyoruz. Ve bir zemin üzerine çalışılıyor. Ben burada 1-2 sıra birebir lastik çalıştım. Şimdi sizlere anlatacağım modelimde ise haroşa olarak başladım. 2 sıra haroşa yaptım. Şimdi modelin yapılış aşamalarına geçelim. Modelimiz 12 sırada oluşuyor arkadaşlar. İlk olarak zemin için 6 sıra düz örüyoruz. Yani ön yüzümüzde düz örüyoruz. Dönüş sıralarında ters örerek dönüyoruz. Düz örelim. Bu sırayı sonuna kadar düz olarak örüyoruz. Dönüyoruz. Dönüş sıramızı ters olarak örüyoruz. Üçüncü sıramıza geldik. Yine düz olarak örüyoruz. Dördüncü sıramızdayız. Ters örüyoruz. Beşinci sıramızdayız. Tekrar beşinci sıramızı düz örüyoruz. Arkasında bir sırada ters örüp geliyoruz arkadaşlar. Altı sıra düz ördük ön yüzümüzden. Şimdi modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk olarak 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. Daha sonra 4. ilmeğimizi serbest bırakıyoruz ve 4 sıra söküyoruz. 1, 2, 3, 4. İçine batıyoruz. Söktüğümüz sıraların altından bu ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Daha sonra 3 ilmek tekrar düz örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar bir ilmek söküyoruz 4 sıra. Alttan batıyoruz. Söktüğümüz sıraların altından geçip düz olarak örüyoruz. Tekrar 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar bir ilmek söküyoruz. 1, 2, 3, 4. Batıyoruz ilmeğimize ve sıralarımızın altından düz olarak örüyoruz. Kalan 3 ilmeğimizi de düz örüp bu sırayı tamamlıyoruz. Şimdi dönüyoruz, ters olarak örüyoruz tekrar.
ilk bonbonlarımız oluştu. Şimdi bu şekilde bu sökmüş olduğumuz sıra da dahil olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra örüp tekrar bonbon şekeri yapacağız ama ilmeklerimizi kaydırarak bu sefer. Şimdi 4 sıra daha örelim. Bu kısımdan itibaren 6 sıra ördük. Şuradan sayıyoruz. İki model arasındaki ters örgüleri kaç sıra olduğunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ön yüzümüzden 6 sıra örmüşüz. Şimdi modelimize devam ederken kaydırarak yapıyoruz arkadaşlar. Birinci modelimizde burada yapmışız sökme işlemini arkadaşlar. Şimdi bir ilmek atlayıp ikincisinde yapıyoruz. Yani kenar ilmekten sonra sökme işlemi yapacağız. Sayıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İlmeğimize batıyoruz. Sökmüş olduğumuz sıraların altından şişimize geçirip düz olarak örüyoruz. Tekrar şimdi 3 ilmek düz örüyoruz. Bu kısım ortada kalacak. İlk söktüğümüz ilmek ortada kalıyor. 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar ilmeğimizi serbest bırakıp 1, 2, 3, 4 sıra söküyoruz. İlmeğimize batıp sıralarımızın altından düz olarak örüyoruz. Tekrar 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. İlmeğimizi serbest bırakıyoruz. 1, 2, 3, 4 sıra söküp tekrar düz olarak örüyoruz. 3 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrar 1 ilmek söküyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Batıyoruz ilmeğimize ve altından düz olarak örüyoruz. Son ilmeğimizi de örüyoruz ve modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelimiz gördüğünüz gibi oluştu arkadaşlar. Bu 12 sırayı sürekli tekrar ederek modelimizi devam ettiriyoruz. Bu modelle yapılacak güzel projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.